Kabaklar kışı hatırlatırcasına polene kesmiş ve güneş yüzünü göstermiş. Doğa çoktan üremeye başlamış. Kırgızlarsa ana vatanlarından çok uzakta açık bir bahar gününü yaşıyor. Artık onlara hayatı getiren akarsuyun ağzında inci kefallerinin yumurtaları yatıyor. Köyün yeni doğan bebekleri de atalarının vatanından uzakta uyuyorlar sessiz. Bahar demek, kışa hazırlık demektir Ulupamir köyünde. Kırgızlar zorlu iklim koşullarına alışıktır. Tüm hazırlıklar yaz bitmeden sona erer. Çayır çimen yeşile kesmiştir. Koyunlar baharda bolca otlatılır. Çoğunlukla küçükbaş hayvancılığın yapıldığı köyde koyunların kullanım alanı geniştir. Takma. Takma evine. Basma anne dekeni unutma. Köyde yaşıyorum. İstanbul'a gittim. 3 hafta oldu geleli. Daha hayvancılıkla uğraşıyoruz. Yaza geldim ot pişiyoruz. Kışa gidiyoruz işte. Bu taraftan çalışmaya yazarlar geliyoruz. Günlük yaşamın küçük detaylarında Kırgızların istekleri, dilekleri gizlidir. Fatma! Gençlerin hevesleri pek çoktur. Ama köy yaşantısı onlara hepsini sunmaz. Bu eski kuşaklar için geçici bir durum sayılır. Olgunlaşınca gençlerin büyük şehirlere olan özlemlerinin geçeceğini düşünürler. Öyle de olur çoğu zaman. Pamir kadar olmasa da burada da kışları sert geçer. Köy çocuklarının eğlencesi çoktur ama onların dış dünyayla tek bağlantısı okuldur. Bu nedenle Kırgız köyünde eğitime çok önem verilir. Bu hanlarından onlara kalan bir miras gibidir. Han ölmeden önce halkına vasiyet etmiştir. Dininizi ve Türklüğünüzü unutmayın.
Namazlarınızı zamanında kılın ve okumaktan geri kalmayın. İşte bu yüzden Ulupamir köyündeki bu tek okulun onlar için ayrı bir önemi vardı. Koşullar zor da olsa Tahir köy okulunda çalışmaktadır. Tahir görmüş geçirmiştir. Okulun önemini bilir. Han'la aralarındaki tek ortak nokta da budur. Eğitime ikisi de aynı önemi verir. Ulupamir'e göçünce okulda hizmetli olmayı seçmiştir. Büyük kız Ayçürek en büyük destektir ona. Şimdi de Ayçürek'ün evlenme vakti gelmiştir. Benim başımda yapar mısın? Dün amca şimdi bitirdi mi? Şimdi kırık oluyor. Yeni yapar. Kızını layığıyla evlendirecektir Tahir. Ne zaman yaparsın? Köküne bağlıdır o da. Geleneklerine sıkı sıkı tutunmuştur. Tahir sen yazın. Düğün hazırlıklarına ailenin kadın üyeleri yardım edecek olsalar da ayrıntısı çoktur. Pazar günü düğünümüz var kızımın. Sizi bekleyelim. Teşekkür ederim Tahir amca. İnşallah gelirim. Güvenli bir gelecek hayali için Afganistan'dan yola çıktıklarında bugünlerin özlemiyle yanıp tutuşmuşlardır. Çocuklarının kendilerininkinden daha iyi bir hayatı yaşaması için bu topraklarda tutunmuş, buralara kök salmışlardır. Kayımın savaşı da budur. Devletin onlara vermiş olduğu bu köyde huzurlu ve güvenli bir yaşam kurabilmek için çalışır. Onlara ana kucağını açmış bu topraklarda benliklerini koruyarak yaşayabilmek için verdikleri bedeldir bu. Kendi benliklerini koruyabilmek ve bu toprakların alıcısına karışabilmek için silahlara kuşanmışlardır. Böylece düzenli gelir de elde ederler. Kayım şimdilerde başka bir telaş içinde. Oğlu Aşurbek'i evlendirecek. Aşurbek Melike ile evlenecek ve o da muradına erecektir.